Merhaba, herkese akşamlar. Türkiye Sigorta Günlük Grafik. En son bunu da 18 Nisan'da bir değerlendirmiştik. Önce bir yeri bulalım. 18 Nisan neredeymiş? Ben de hatırlayayım. Evet. 16. Şu mumdan sonra aşağı yönlü, onun da işte akımı var bir. Devam ediyor aslında o akım. Henüz tabii kırılamıyor. Desteği daha önce çizmişim. Yani burada 5 kaç burası tam? 5.30 civarları. O desteği tekrar almış bakmadığım zamanlarda, teknik analizi yayınlamadığım zamanlarda ve desteğin üstüne kalmaya devam ediyor. Şimdi desteğin üstüne kalması olumlu. Yani destek kırılmadıkça bu şey gibi, doktorlar diyor yani Allah'tan ümit kesilmez. Ümit kesilmiyor. Destek kırılmadıkça orada tutunuyor. Tekrar yukarı yukarı denemeler olabilir. Onun için 5.30 veya çok artık şeyseniz, risk algınıza göre 5 lira düz hesap desteği kabul edebilirsiniz. Kırılmadıkça dediğim gibi çok da ümit kesilmez. Oradaki destek çalıştıkça yukarı düzeltmeler gelme ihtimali her zaman mevcut. Burada 50 gün düşen trendi çizen. Şimdi ortalama ile yürürüm diyorsanız 6.32. Majör anlamda söylüyorum. Özellikle kırması gereken bir alan veya kırmızıya ben bakarım. Ortalama çok önemli değil diyen varsa o da 6.45 falan. Arada çok da büyük bir fark yok da iki alan da önemli. 20 gün üstleri 5.76'da yani kırılması iyi olur. İlk hareketi oraya dilemek lazım. 5.76'nın üstüne. Çok mu uzak? Değil. Yani Türkiye Sigorta ilk tabii bu borsada birleşme olduğunda ne hareketler yaptı. Hatta ilk de değil daha sonradan da ne hareketler yaptı. Çok uzak bir alan değil. Biraz momentum olursa 5.76'nın üstünde kapanışlar çok büyük ihtimal şu düşen trende bir kafa atmasını sağlayabilir Türkiye Sigorta'da. Şöyle bir dener yani o kırılımı. Genelde öyle oluyor çünkü. Yani 20 günler çok aşağıda kalıp da geçilirse bir hareket gelme ihtimali oluyor. En azından 50 günlere doğru. 6.32'ye doğru. O yüzden ilk takip edilmesi gereken 5.76 üstünde kapanışlar ve bu hacimlerde öldük diyorlar. Yani ağlayanımız yok hacmen. Yani pek pazarı biraz daralmış Türkiye Sigorta'nın. Alan satan şimdi bu şeyden beri değil. Hani Merkez Bankası değişti, başkanı yabancı kaçtı gitti falan. Hacimler zaten düştü Mart'ın 23'ünden beri. Oradan beri değil söylediğim şey. Çok daha geriden başlıyor. Şubat'ın sonundan başlıyor. Şubat'ın sonundan beri çok yani bir pazarda hep bir sıkıntı var Türkiye Sigorta'nın. O tepeden döndü. 7 liranın civarından tepeden döndüğünden beri de o pazar daraldı. O yüzden şimdi bunu hep söylüyorum örnek olarak da yani dinleyen arkadaşlar da temcit pilavı gibi anlatıyorsun demesinler ama ya abi tezgahın başı kalabalık olacak yani. Bu kadar basit. Pazar yerine gittiğiniz zaman ne diyorum? Her zaman kalabalık tezgaha gider müşteri. Bir hareket olur. Bu tezgahın başı boş şey olduğu zaman iyi olmaz. İnsan olacak biraz. Dolayısıyla eksiği de bu Türkiye Sigorta'nın. Ha, bunu ne sağlar? Tabii bir haber olur. Onun için söylüyorum bakın haber beklentisi olan hisseleri iyidir. Ya da çok iyi bir bilanço açıklar ki Türkiye Sigorta açıklar zaten. İyi bir bilanço. Hatta açıklamış mı? Ha, bugün mü verdi acaba bilmiyorum bakmadım ama bilançosunu neyse bilmiyorum. Buraya işaret koymuşlar. Belki de bugün açıklayacaktı benim haberim yok. Hani bir şey sebep olur da veya toptan Borsa İstanbul tabii çok iyi bir dönem geçirirse ayrı konu ama dediğim gibi bir şeyin sebep olması lazım. Katalizör diye duyarsınız bunu. Öyle derler. Katalizör. İşte düşerken de yükselirken de. O sebep yani. 34 RSI düşük bir RSI. Düşük bir RSI de seyretmede devam ediyor. Genellikle tabii 30 civarlarına yaklaşırsa oralar tepkidir. Daha dip bir alan ararsanız 22 RSI'da tepki alanı. Zaten 22 güçlü bir tepki alanı pek çok hissede. Hani şu baktığınız zaman çok altına hareketler görmezsiniz yani. Burada 2019'da var bir tek. Ama çok fazla öyle dalış olmaz. Uzun zamandır da yapmadı. Yani RSI'da takip ediyorsanız 22 RSI'da yukarı yönlü. Maksimum 22 diyorum. Tabi garantisi yok böyle şeylerin de. 30'u kırmaya başladığı zaman bir tepki aslen beklenir. Söylenecek başka bir şey yok. Yani hala tepede tutunmaya, şu alanda tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Umarım o bir iyi haber, bir gelişme olurdu. O da yukarı yönlü biraz tepki verir. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.